Arkadaşlar bugün Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin hem kurucusu Muammer Aksoy'un katledilişinin yıl dönümünde hem de onun adına dernek genel merkezinde yapılan bir düzenlemenin açılışı için buradayız. Sayın Genel Başkan davet etmişlerdi. Arkadaşlarımızla birlikte geldik. Şimdi zaten basına da açık olan törene hep birlikte katılacağız. Efendim, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener bugün partisinin grup toplantısında sizden bir cevap beklediğini ifade etti. Eskişehir'de AK Parti ile tuhaf bir ilişkimiz olduğunu ima eden bir konuşma yaptı Özgür Özel. Eski Genel Başkanınız Kılıçdaroğlu'na gidin sorun, referandum döneminde ve partimiz kurulduktan sonra CHP İyi Parti'den bir kuruş para aldı mı dedi. Ne söylemek istersiniz? Şimdi ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. İhtimallerden bir tanesi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Sayın Genel Başkan bizden kavga etmek istiyor. Ben Sayın Genel Başkan'la kavga etmeyeceğim. Bunun kimseye bir faydası yok. Bir kez daha da söyleyeyim. Muhalefete muhalefet etme gibi derdimiz yok. Eskişehir konuşmamda bahsettiğim mevzu şu. Sayın Akşener'e yanlış aksettirildiğini düşündüğüm. Benim bahsettiğim aday şu an AK Parti'nin adayı. Benim dediğim geçmişte birlikte olduklarımızı bugün saray karşımıza çıkarıyor derken İyi Parti'den milletvekili seçilen, Millet İttifakı oylarıyla milletvekili seçilen kişi bir siyasi yan kesicilikle, bir siyasi dolandırıcılıkla Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet etmek üzere Eskişehirlilerden oy istedi ve gitti Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Ben saray geçmişte birlikte olduklarımızı bir takım imkanlar yaratarak karşımıza çıkarıyor derken Eskişehir'deki AK Parti adayını kastettim. Benim ne Kemal Bey'e sormaya ihtiyacım var ne bir başkasına. Ben Meral Hanım'ın kişisel olarak da partisinin de bahsettiği konulardaki namusuna, dirayetine ben kefilim. Bu konuda hiçbir şey yok. Mesele benim açımdan bir yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi boyutundadır. Bahsettiğim İyi Partili İyi Parti'den seçilip AK Parti'ye geçen Eskişehir'deki milli irade hırsızına laf ediyorum. Yoksa İyi Parti adaylarına niye edeyim? İyi insanlar deyip başka bir şey demiyorum. Efendim iki sorum olacak izninizle. İlki Can Atalay ile ilgili dün mecliste okutuldu ve dokunulmazlığı düşürüldü. Birincisi bu, bir de bununla ilgili Sayın Meclis Başkanı'nın Numan Bey'in de oturumda olmaması da vardı. İkincisi de yine Sayın Akşener'in billboardlarla ilgili bir açıklaması olmuştu. Ankara ve İstanbul'da özellikle asılmasına izin verilmediği yönünde bu iki... Billboard meselesini de duydum, şaşırdım. Sorup öğreneceğim. Yapabileceğim bir şey varsa benim çözmem gereken derhal gerekli müdahaleyi yaparım. Öyle bir şey olduğunu düşünmem. İkincisi Numan Kurtulmuş. Yani teşbihte hata olmaz. Daha iyi anlatabilecek bir şey yok. Anayasaya karşı suç işlenirken yaptığı hareket siyasi deve kuşu. Sen kafanı kuma gördüğün diye gövdenin de içinde bulunduğu ortamda olanlar olmuyor değil. Sen yurt dışına çıkacaksın. Yetkiyi Bekir Bozdağ'a bırakacaksın. Bekir Bozdağ okutacak. Sen bu anayasa ihmalinden sorumlu olmayacaksın. Böyle bir şey yok. Bu deve kuşu misali kafasını gömmektir. Sorumluluktan kaçmaz. Hatta çıkıp da kendisi okusaydı buna göre çok daha dürüst bir tutum olurdu. Bunu görmek lazım. İkincisi yapılan iş tamamen anayasaya aykırı ve büyük bir gaflet var. Büyük bir hata var. Hatanın kendisi şu. Anayasa ne diyor? Kesinleşen karar okutulursa. Kesinleşen karar mı okutuldu arkadaşlar? Okutulan karar Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ni yok sayan kararı. Anayasa Mahkemesi'ni yok sayan Yargıtay kararının okutulmasıyla milletvekilliği mi düşer? İyice şuurlarını kaybetmişler. Yani ne yaptıklarını da bilmiyorlar. Birinci derece mahkemesinin kararı okunsa kesinleşen karar düşer. Onu okutamıyor. Çünkü kesinleşmedi. Anayasa Mahkemesi kararı bozdu. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var dedi. Kişiye yönelik karar olduğu için bozuldu. Yargılamayı durduracaksın, serbest bırakacaksın, gelecek milletvekilliğini yapacak. Ama o kadar artık kontrolsüz ve hukuk tanımaz olmuşlar ki Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan birinci kademe mahkemesine doğru yaptın dediği kararı okutarak milletvekilliği düşürüyorlar. Yani akıl almaz bir şekilde kek tarifi okutsalar daha anayasaya uygun olurdu. Çıkıp vanilyalı kek tarifi okutsalar anayasaya daha uygun olurdu. Koskoca meclis, milli iradenin tecelligahı kimlerin eline kalmış? Vay vay vay. Bekir Bozdağ'ın elinde
Dün yapılan iş bir anayasa katliamıdır. Bu vakitten sonra artık akıl almaz bir şey. Yani bir de çeşitli yöntemler yok, tekrar başvuru olacakmış da, yani çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Bu kadar mı olur artık? Bir de şunu söyleyeyim, çok soruldu, belki soracaksınız, belki şey, dün meclis niye kapalı oturuma geçti meselesi. Arkadaşlar, bu meclis iş düzüğünü, hani böyle çok övünmeyi sevmem ama bir yerde övüneceksem herhalde burada övünürüm. Arkadaşlarımızın yaptığı iş son derece doğru bir iş. İş düzük gereğince kapalı oturum talep edildiği anda kapalı oturuma geçilir. Gerekçeni anlatırsın. Eğer karar kapalı oturumda okunsaydı, diyorlar ki tartışmalar gizli mi olacak? Karar aleniyet kazanmamış olacaktı. Ve kapalı oturumda okunan bir karar, kapalı oturum tutanakları 10 yıl açıklanamadığı ve 10 yıl süreyle bu konuda görüş beyan edilemediği için karar kapalı oturumda okutulacak ama kamuoyunda aleniyet kazanmadığı için, Hataylılara biz sizin milletvekilinizi düşürdük diyemedikleri için ve kapalı oturumdan sonra gidip içeride ne yaptıklarını anlatamayacakları için 10 yıl süreyle bu rezalet ertelenmiş olacaktı. Tabii kapalı oturumda kararın okutulması yerine oturumun sonlandırılıp tekrar açık oturuma getirip okutulmasıyla kendilerince şekil şartı sağlamışlar. Ama bu sefer de okuttukları karar yanlış karar. Dediğim gibi anayasal olarak da hukuken de vicdanen de yok hükmünde. Efendim, bir de mecliste daha öncesinde Can Atalay'la ilgili miting yapma kararı almıştınız. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili bir eylem planınız var mı? Var. Cuma günü sabahtan toplanacak MYK toplantısında karar almadan hani gün, tarih söylemem mümkün değil ama bir hazırlığımız var. Zaten biz bu hukuka aykırılığı da, bu adaletsizliği de anayasaya da sahip çıkarak ve ayrıca hangi mağdur ve hangi mağduriyet varsa hepsine birlikte sahip çıkmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün mağdur ettikleri ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün zulmettiklerini birbirlerine sahip çıkmak ve hep birlikte anayasal düzene sahip çıkmak üzere bir mitinge davet etmiştik. Maalesef şehit haberleriyle sarsıldığımız o gün mitingimizi iptal ettik. O mitingi yapacaktık. Önümüzdeki hafta sonu bu mitingi yapmakla ilgili bir niyetimiz var. Hava şartları, iklim, ulaşım koşulları da değerlendirerek kesin karar cuma günü verilecek ve kamuoyuna mitingin gün ve saati paylaşılacak. Efendim, aday belirleme mesainiz de devam ediyor. Mustafa Sarıgül'ün Ordu Büyükşehir Belediyesi için aday gösterileceği söyleniyor. Mustafa Bey'in Kocaeli, Ordu ve Gaziantep'te Büyükşehir Belediye adayları belirlenmedi. O sürece yönelik olarak o il başkanlarımızla, o il milletvekillerimizle teması, bir sohbeti olmuş. Kendisi bana da partinin vereceği görevlerden kaçmayacağını söyledi. Ancak henüz o konuda verilmiş bir karar yok. Bir karar verirsek sizlerle paylaşırız. Efendim, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaylığını koyacağı kamuoyunda konuşuluyor. Böyle bir durum söz konusu olunca olursa şayet Sayın İmamoğlu'nu bu durum etkiler mi? İkinci bir sorum da, İstanbul için DEM Parti ile yeniden bir işbirliği olur mu? Sayın Demirtaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve kanunlara göre tüm vatandaşların koyabileceği siyasi iddiaları koyması gayet normaldir. Bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Sayın Ekrem İmamoğlu 2019 seçimlerinde İstanbul İttifakı ile seçilmiş ve onu seçenleri memnun etmiş bir belediye başkanıdır. Onun başarısı ya da başarısızlığını bir değerli hanımefendinin adaylığı üzerinden değerlendirmek nezaketsizlik olur. Ama Ekrem İmamoğlu kendisine oy verenleri pişman etmemiştir. Kendisine oy verenleri memnun etmiştir. Adaylığını da bu temelde sürdürmektedir. Efendim, İzmir için de bazı tepkiler gelmişti. Özellikle ilçelerde bir değişiklik ihtimali var mı? Bir de Ankara malum Çankaya bekleniyor, Kadıköy bekleniyor, İstanbul, Bakırköy. Bunlar bu hafta sonuçlanır mı? Ne diyorsunuz? İzmir için yani her aday ilan ettiğinizde ilan edilmeyen adaylar, yakınları bir rahatsızlık duyabilirler, tepki olabilir. Bugünlerde hele hele İzmir adayları açıklandığı noktada herhalde tarihimizin en az olumsuz tepki alan ve en olumlu tepki alan listesi. Cumhuriyet tarihinde 6 kadın belediye başkanının görev yaptığı yere ve son durumda 3 kadın belediye başkanımızın olduğu yere 9 kadın belediye başkanı
görevlendirdik. Öyle kıyıdaki köşedeki 20 bin nüfuslu 3 ilçeye değil, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 600 bin 700 bin nüfuslu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalelerine, Karşıyaka'ya, Konağa, Karabağlara toplam 9 ilçeye kadın adaylar koyduk. Biz özde böyle sözde değil özde kadınları siyasete katacağımızı söylüyorduk. Önümüzdeki dönemde de bu arkadaşlarımızın kent suçlarına karşı ve İzmir'i güzelleştirmek, İzmirli'nin beklediği hizmetleri sağlamak için oralara bu kadar iyi yetişmiş kadınların eli değince İzmir'deki memnuniyeti herkes görecek. Biz bir de gençleşme vaat ettik. 30 aday gösterdik. 9'u kadın, 14 tanesi 40 yaş altı. Eğitimleri iyi. En az bir yabancı dil bilen, iki yabancı dil bilen, üniversite eğitimlerinin üstüne yüksek lisans yapmış arkadaşlarımız, belediyecilik eğitimleri almış arkadaşlarımız, pırıl pırıl arkadaşlarımız. İzmir'in hak ettiği bir listemiz var. Örneğin görevi bırakan arkadaşlarda hiçbir sözümüz yok. Bornova Belediye Başkanı Mustafa Üdü kötü bir belediye başkanı değildi. Ancak görevlendirilmedi. Paylaştığı mesaj, partime katkı olabilecek her yerde seçim sürecinde çalışmak istiyorum diye. Ben kendisine WhatsApp üzerinden teşekkür ettim. Telefonla teşekkür ettim. Bir kez de buradan teşekkür ediyorum. İzmir'de öyle şimdiye kadar en az tepki alan listedir. Geçmiş dönemlerde de olmuştur, diğer siyasi partilerde de olur. Burada bir kişi seçiyorsunuz, birden çok kişi hak ediyordur, kendine hak görüyordur. Ama verilen karar bir kişini adaylaştırmak, diğer adayları elbette kişisel olarak bir hayal kırıklığı olabilir. Ama bu çok hızlı atlatılır. Önemli olan partinin önce ve daha da önemlisi İzmir'in kamunun menfaatleridir. Onu hep birlikte telife mecburuz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.